Merhaba sevgili dostlar, Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi haritaya şöyle bir bakalım. Şimdi dostlar, burada merak ettiğim bazı noktalar var. Bakın şuralara gidilememiş. Kök ağacı zaten burada, oraya gideceğiz. Bakın şu asansörün burada bir bölüm gördüm. Yani nasıl söyleyeyim? Acaba buradan içeri girilebiliyor mu? Ona bakacağım. Şurada burayı hatırladım. Burası kapalı bir kapı. Şöyle kapalı kapılara bundan sonra şey koyalım. Sarı işareti koyalım. Burada da bir tane var. Şimdi ben kral durağına geçiyorum. Bakın şuraya geliyorum. Önce şu asansörü deneyelim. Buradan bir yere ulaşabiliyor muyuz? Ya da buradan aşağıda inebiliriz şey için. Şu kök ağacı için. Ya da saray bölgesine gelip hani buradan yukarı çıkabilir miyiz? Tramvaya. O da olabilir. Biraz kafam karıştı. Nereden gidelim? Bence şu asansörün olduğu yeri bir deneyelim. O yüzden şimdi ben kral durağına bir geçiş yapayım. Pardon, yanlış geldim. Şu gölgemizi de alalım. Şuralarda bir yerde öleyim de. Evet, şimdi doğruca kral durağına geçiyorum. Haritaya bir bakayım. Asansörün olduğu noktaya doğru çıkacağım. Buradan yukarı neden çıkamadık? Ben mi görmedim? Burasıymış. Sen nereden çıktın ya? Asansörün yeri burası. Ben şimdi şeyden gitmek istiyorum. Şimdi şuradan gidebileceğiz mi bakalım.
Buraya ulaşmanın başka yolları da olabilir. Orada bir yer vardı, onu gördüm. Hadi be. Bir dakika, orası burası değil o zaman. Allah Allah. Burası neresi ya? Arada bir yer gözüküyor. Burası mı diye merak ettim şimdi. Hadi be, çıkardık herhalde. Yanlış yaptım. Evet, burası. Tahmin ettiğim gibi. Çünkü orada bir yer olduğu gözüküyordu haritada. Oraya gidelim dedim. İyi ki de gelmişiz. Hadi sen de gel. Şu sesim nasıl patlıyor mu? Biraz açabilirim. Tamam. Devam ediyorum. Kapalı. Hayret bir şey ya. Yapma ya. O kadar uğraşıp bu kapalı çıkmaz mağara için mi verdik? Şöyle kırılıyor mu? Tahmin ettiğim gibi ama oraya ulaşamadık. İçeride herhangi bir şey geçit vermiyor. Yani herhangi bir şey yok. Bizim geçmemizi sağlayacak herhangi bir gizli geçit, kapı, kırılacak duvar vesaire. Merak ettim. Herhalde arkadan burayı açacağız. Yani bu da şu anlama geliyor. Oraya bir yerden yol var değil mi? Şimdi insan merak ediyor. Ha, alttan mı gidilecek acaba? Yani oranın yolu nereden olabilir? Şuralardan. Yani buraları da bayağı bir inceledik, indik. Burada herhangi bir şey yoktu. Ben o zaman aşağı iniyorum arkadaşlar. Şey yapalım. Şu kök ağacına gidelim. Kök ağacına gidelim. En aşağıdan devam edeceğiz. Ha.
Evet, en aşağı ineceğiz buradan. Kök ağacı nerede burada? Ha, burada. Gizli bölmede. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Of. Bütün yere dağıldı şimdi kökler. Yüz kök oldu zaten. Ama olsun, diğerlerini de toplayacağız. O, bura ne ya? Oyundaki en zor şey bu platform tarzı. Bölümler, yani parkur, öyle söyleyeyim. Burayı nasıl yaparız? Şuraya tutunu. Bir saniye, içeride de varmış ya. Oraya nereden gideceğiz? Bu taraftan herhalde. Pardon. Almış olduk zaten. Şimdi parayla uğraşamam. Şu kökleri alalım bari. Hadi be. Bakayım. Tamam. Tamam. Kök ağacı açtı. Şimdi haritadan silinecek mi bilmiyorum da. Bu iş tamam. Şimdi genel haritaya geçeyim. Şu kökleri nereden veriyorduk biz? Burası nereydi? Mavi Göl. Gümütlük bölge. Ha, tamam. Oradan veriyorduk. O zaman buradan yukarı çıkmışken şimdi geri dönelim. Tekrar geyik durağına geçelim. Bölgeye gidelim.
Merak ediyorum. En azından şeyi verelim ya, şu 200 mührü verelim bakalım ne olacak. Hadi bakalım al. 200 öz barındırıyor. Bu toplama işinde yetenekli olduğunu kanıtladın. Şuradaki devasa kapıyı gördün mü? Kabilem uzun zaman önce o kapıyı kapattı ve açılmasını yasakladı. Bildiğim kadarıyla kabilemden hayatta kalan bir tek ben varım. Bu da yasağa karşı gelmek konusunda kötü hissetmeme gerek yok demek oluyor. Sana olan inancımı kanıtlamak için kapıyı açacağım. Kapı açıldı. Kapının ötesindeki boşluğa adım atabilirsin. İçeride kulaklarını açık tutarsan uzun zaman önce ölmüş böceklerin söylemlerini duyabilirsin. Benimki gibi tozlu ve eski bir zihine bakınarak ne yaptığını sanıyorsun. İnan bana burada saklı olan şeylerin hiçbiri değerli değil. Çevrendeki dünyayı iğne düşüğüyle gözlemlemeyi sürdür. Gizli şeyler kendilerini ortaya çıkaracaktır. Evet, karakterlere bu iğne şeyiyle vurmuyoruz. Düşüğüyle vurmuyoruz. Bu iğne düşünü kullanarak aslında farklı şeyler öğrenebiliriz belki. Umut açıklığı. Buraya yeni geldik. Kaynar su mu? Yok. Oo, bu kim? Dinle. Bu bölgedeki böcekler benim gözetimimdedir. Onlara saygılı davranırsan burada barınabilirsin. Eğer iğneni batırmaya yeltenirsen beni karşında bulursun. Oo. Bir dakika ya. Biz yanlış bir şey mi yaptık abi? Kötü. Abi bu nedir ya be? Bitmedi mi ya? Bu öldürene kadar beni devam edecek. Herhalde öyle gözüküyor. Hata bende. Aa, yanlış yapmışız. Neyse, öbür tarafta save yapmamışız. Kusura bakmayın, onu unuttum. Şimdi hemen gümütlük bölgeye tekrar gidiyorum. O biraz bizi zorlayacak çünkü orada büyük bir ihtimal şey var. Sevgili dostlar. Yani İğneyi kullanacağız, savaşacağız ve o bizi sürekli takip edecek, yoracak. Tamam. Bu ne diyor? Kurabiyelerinden al, çok tatlılar. Sütten böcek. Bu kim? Zihnine sahip çık ufaklık. Karışık zihinler kötülüğün tohumlanmasına sebep olur. Ben görünen en karışık zihne sahiptim. Bunun ölümüme neden olacağını sanırken kendimi bu açıklıkta huzur içinde buldum. Peki, bunlara biz iğne düşüğüyle vuramıyoruz değil mi? Canlılara yardım ederdim. Bana hasta ve yaralıları getirirlerdi. Peki fark yaratabildim mi? Ölüme karşı kazanılan her bir zafer geçici sonuçta. Bir dakika ya. Bu ne? Korkma ufaklık, bir zamanlar ruhuma şiddetli bir öfke hissi sahip olsa da buranın huzurlu havası hislerimi benden uzaklaştırıyor. Ufaklık, sen de savaşçı mısın? Gerçek savaşçı, fırtınanın ortasında zorlanmadan ayakta durabilendir. Bir zamanlar güce takıntılıydım. Bu açlıktaki güzel günlerimi, açıklıktaki güzel günlerimi güç arzusunun peşinde boşa harcadım.
Nasıl oldu da böyle çirkin bir şeyi çılgınlar gibi isteyebildim? Güzel sözler var oyunda. Hırsın, fazla hırsın, fazla güce tapmanın kötü sonuçlarından bahsediyorlar. Her zaman yanımızda hatalarımızı hatırlatan birisi olur. Hatalarının canını sıkmasına izin verme. Aksine yeni yolculuklarında sana yol göstermelerine izin ver. Abilerim, ablalarım, teşekkür ediyorum. İğnelerimi beğendin mi Savaşçı? Efsanelerin aksine sadece 3 iğnem var. Yine de her biri bir önceki çıkandan daha keskindir. Seni kesmek içinse bir tanesi yeterli olur. Yoksa güzel işaretlerime hayran mı kaldın? Gördüğün üzere ayırt edilebilir bir türüm ben. Gerçi uzun zamandır kendi türümden kimseyi görmedim. Bence de değişik bir şeye benziyorsun. Ruh açıklığı diye bir yere geldik. Aman aman aman. Bu ne diyor? Açıklığımız hoşuna gitti mi? Sana öneride bulunmak isterdim. Ancak buraya kadar gelebildiysen dünyamıza ve tehlikelerine dair epey birikimlisindir zaten. Ebedi çayla. Çürümüş vücudumdan çekinme. Vücudum değişse de ruhum hala aynı. Ezici güç kullanılarak çözümlemeyecek sorun yoktur. Tüm hayatım boyunca bu düşünceyle yaşadım. Bu kadar cılız olmasan beni örnek almanı önerirdim. Cılız olduğumuza bakma ya. Beni görünüşüme göre değerlendirme. Ufacık dursam da karanlık bir ruha sahibim ve savaşırken hiç kendimde olmam. Ben de iyiyim, fena değilim. Beni dinle gezgin dostum. Yolculuğa mı çıkıyorsun? Sana katılırdım ancak oldukça uzun zaman oldu. Başımı kaybedeceğimden korkuyorum. Dikkat et. Cildim yakıcıdır, yanmanı istemem. Benim korunma sistemim de bu işte. Başkalarıyla tokalaşacağım zaman çok sıkıntı yaratıyor. Yakında görüşürüz demişti. Üzerinden çok sular geçti. Peki nereye gitti? Ah işte bir gezgin. Pek çok yerde bulundum ve pek çok güzel iş yaptım. Ancak öyle geliyor ki sen beni epey geride bırakacaksın. Uzun zaman evvel kutsal yuva mağaralarını gezmeyi kestim. Şüphem o ki şimdilerde benim zamanıma nazaran çok daha tehlikelerle doludurlar. Yeteneklerini ele alırsak sıkıntı yaşamayacağına şüphem yok. Sana kolay gelsin. Dünya çok büyük. Buraya çok çok uzaklardan geldim. Kabuğumdan ötürü yabancı gibi dursam da aslında özümde senin gibi bir böceğim. Patron. İsimlerini okumadım. Siz okumuşsunuzdur. Ken Geriel. Uğursuz. White. Yolcu. Weldy. Tamam, bunu da okuduk. Silahlı bir güve gördüğünde şaşırdın değil mi? Türümüzün tek silahlı üyesi ben olsam da eylemsiz canlılar olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyanın sınırlarını zorlayan bir başka güve daha vardı. Uzun zaman önce unutulmuş bir gerçeğin peşindeydi. Acaba ne oldu? Patronu da okuduk. Sen de mi savaşçısın? İğnen tamam da kabuğun az gelişmiş gibi. Şu halinle böyle tehlikelerle dolu bir yere gelmen akılsızca. Ne yapalım? Siz söyleyin dostlar. Aa, bir saniye. Buradan geçtim ya. Aa, bir kök ağacı daha. Vuracağız değil mi? Şimdi o saldıracak mı acaba? Saldırırsa sürekli onu geri püskürtmemiz gerekecek. Kökleri toplarken. O biraz zor olabilir. Yavaş yavaş toparlayalım hepsini. Thank you.
Onlarla konuştuk mu? Hatırlamıyorum ki. Atra. Tam buralarla da konuştuk. Aa, gizli bir yer. Vallahi şans eseri buldum. Aa, bir şey bulduk sevgili arkadaşlar. Kral putu. Neyse. Para. Şu yukarıda şurada var. Önce aşağı inelim. Şurada köşede var mı? Yok. Bunu dinledik mi? Caspian. Hiç karanlık düşüncelerin varlığını hissettin mi ufaklık? Senin gibi duygusuz yüzde saklanmış olabileceklerinden var olup olmadıklarını anlamakta zorlanıyorum. Seninki gibi duygusuz yüzde. Yüzüm duygusuz. Hiç de öyle değilim aslında ama. Bunu okudum. Oradan aşağı düşmek gerekecek. Tekrar yukarı çıkalım. Şuradan aşağı düşeceğiz. Hadi be. Sağ tarafa. Sağ sağ sağ. Tamam. Burada var mı bir şey? Yok, buradan çıkarsak resetlenecek. O yüzden devam. Bitmedi. Bir yerlerde yine var. Sevgili arkadaşlar. Bakalım şuralardan görebilecek miyiz? Yok, buradan göremiyoruz. Yukarı çıkalım. Okey. Ağaç. Tamam. 264 mühür yaptı. Güzel. Burayla işimiz bitti mi? Yani burada saldırıyor bana. Eğer düşlerini okumak istersem saldırıyor. Şu. Acaba ölüyor mu? İşte onu bilmiyorum. Sürekli saldıracak herhalde. Bir bakalım. Vuramıyorum ki. Çok hızlı. 2. Abi kaç. Onu sürekli püskürtmek lazım. Refleks çok iyi olacak. Yani kılıçla saldırdığı zaman siz de anında vurabilmelisiniz. Bakalım. Aa, hükümdar dönmüşsün. İyi ne düşüne bir bakayım. He. 300 öz topladığında geri gel. Krallık hem güzel hem de anlamsız anılarla dolu. Anıları ara, ortaya çıkar ve özleri topla. Şimdi. Ben mühür ağacı diyorum bunlara da. Özmüş. Öz toplayacağız. Neyse.
Buraları hallettim. Şu gözyaşı kentine mi dönelim? Yani biraz kararsız kaldım nereye gidelim diye düşünüyorum. Şu asansörü çözemedim. Saray bölgesinde bir kapı vardı, onu biliyorum. Şuraya bakalım mı? Yani kafamı kurcalıyor bu bölüm. Şurada bir kapı var. Oraya ulaşamadım. Nasıl çıkılacak? Ya ben göremedim. O buraya bağlanacak belli. Şuradan gidişat kapalı. Şöyle yapalım biz. Kral durağına gidelim. Tekrar şu aşağı inelim. Acaba kapalı mı ya? Boşu boşuna inmesek mi? Daha sonra şu tramvaya gelelim. Bu tramvay acaba bu tarafı ilerliyor mu? O var. Şimdi tamam, buraya geliyor. Buraya gidiyor. Bakın şöyle bir şey, bir çizgi çizgi, kesik çizgili bir yol daha var. Demek ki bu tarafa da gidiyor. Biz kral durağına bir inelim. Kral durağı, hadi bakalım. Deneyelim. Sonuçta çözmemiz lazım. Burada gidemediğimiz bir yerler var. Hissediyorum ama neresi var? Şurayı bir kaydedelim. Şimdi... Orası kapalı. Oradan yukarı çıkamamıştık zaten. Şimdi eski havzadan dönüyorum ben. Yukarıdan mı döneyim? Ne fark eder? Buraya girmiştim. Girmeye gerek yok. Kadınlar matinesi var orada. Yani ne? Orada bir şey yok değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hayır yok. Yani burada kesinlikle bir şey yok. Bura niye var zaten? Anlamış değilim. Yukarılarda tırmanabileceğimiz bir yerler var mı diye kontrol ediyorum. Bir dakika. Şöyle gidelim. Yok. Yukarıyı deneyeceğim. Tekrar çıkamazsak döneriz. Çıkamazsak döneriz. Buradan yukarı. Sağdan yukarı olan bölümü deneyeceğim tekrar. Niye oradan bir açıklık var? Orayı netleştirelim. Tamam, burası kapalı. Siz fazla fazla geliyorsunuz. Sizi bir... Şöyle bakalım. Kapalı gördüğünüz gibi. Demek ki şuradan gidiliyor oraya. Orayı netleştirelim. Kapalı kapıya şey koyuyorduk. Evet, şurada bir kapalı kapı var. Şimdi buradan aşağı geleceğim. Şu tramvaya gitmeye çalışacağım. Önce şuraları da deneyeceğim. Oraya gidemiyoruz. Okey. Şurada kapalı bir yer vardı. Oraya da vuralım. Aynen.
Yine en aşağı bırakacağız kendimizi, öyle gözüküyor. Ama o aradan geçiş var mı işte, o önemli benim için. Yavaş yavaş inelim. Bravo! Ya böyle bir şey olamaz. Şimdi. Nereler oralar? Şuralar. Ha pardon. Pardon, üst taraf. Ha. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Oradan yürüyemeyiz. Direkt geçiş var. Dikenli geçiş. Oradan geçemiyoruz. Tamam, tramvaya dönelim o zaman. Geçemiyoruz. Tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını burada. Saniye. Buralar hep böyle mi ya? Benim kılıcım iğnenin boyu yetmiyor. Neyse. Aşağısı hep böyle. Buradan dönelim. Burada ne var? Hadi be, kaydım yanlışlıkla. Nedense Geo'lar almak istedim. Tramvayı denesek mi? Hı, ileri gitmiyor. Neden? Gitmesi lazım aslında. Şimdi bir girelim bakalım. Tabii tabii şuradan gitmesi lazım.
Götürürse burası bizi yeni yere götürecek. Bakalım. Okey. Yeni bölge. Önce şurayı bir netleştirelim. Ne var ne yok. Evet, burada bir şey yok. Devam. Bunlar ne? Sıkıntı mı? Geçeriz oradan herhalde. Aşağı inseydi biraz. Sanki aşağıda gizli bir geçit var. Bir saniye. Yok. Bu ne ya? Vuracağız mı bunu? Aman dikkat et. İyi patlamıyorlar. Şu tarafta bir yer var. Para varmış. Para var. Hadi bakalım. Sağda solda bir yer var mı? Yok herhalde. Yukarı devam ediyorum. Farklı bir ormanlık alana geldik gibi. Yeşil yola benziyor. Burada yeşillikli. Düşman olarak arılar var şimdilik. Çok büyük sıkıntı yok, değil mi? Bu kadar zorlayacak bir harita gibi gözükmüyor. Bir bakalım. Zorlu parkurlar çıkabilir. Şu aşağıdan nereye gidiyor merak ettim açıkçası. Yokmuş. Ruh canımızı doldurmadan bastım ya. Neyse. Burayı da kontrol edelim. Ne bakacağız? Bir yeri açtık. Of, kornifırım benim. Kornifırım benim. Dur bakayım. Krallığın ucu. Hadi sen git, sen git, sen git. Tarafa gidiyorum. Cornifer'ı bir bulalım. Geliyorum Cornifer. Dur bir saniye. Adamım benim ya. Adamım benim. Yeri de mükemmel. Nasıl sen geldin buraya bakayım? Çok rahat bir delik değil mi? Etraftaki vahşetin içerisine maceraya atılmıştım ki bir anlığına mola vermeye karar verdim. Sakinler her zamanki gibi vahşi olsa da şehrin bu tarafının manzarası insana huzur veriyor. Alalım haritamızı. Güzel. Oh. Alttan gözyaşı kenti. Buradan yukarı bayağı bir yer var. Sağda rest var.
Burası arkadaşlar basit bir yer değil, bayağı büyük. Oo, yukarıda bir şey var. Aman aman. Boss olabilir. Şöyle biraz daha devam ediyorum. Şimdi kısa yol mu açacağız, ona bakacağım. Kral durağı. Büyük bir ihtimal kısa yol açacağız. Burayı açalım. Burayı açalım. Buraya da bakalım. Aa, iki tarafı da kapalı, değişik bir yer. Böyle çok şatafatlı bir yere girecekmişiz havası veriyor, değil mi? Ama kapalı. Sarayın altında bir yer burası herhalde. Neyse, orası kapalı. Yavrucak. Yavrucak. Merhaba, merhaba. Hadi yürü. Yürü, yürü, yürü. Güzel oldu bu. İyi ki gelmişiz. Kısa yolu açalım ya. Şura mıydı orası? Aa, bir saniye. Kısa yol değil mi ya? Abi kısa yoldur ya. Aa, yıkık şeyden. Yıkık durağın oradan devam edebiliyormuşuz. Gizli geçit. Ya yok böyle bir şey abi ya. Baksanıza şuradan yürüyebiliyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Böyle nereler vardır acaba? Aman. Not almak lazım. Buradan bir geçit var. Bunu kaydedelim mi? Şöyle gizli geçitleri acaba şununla mı yapsak? Kahverengiyle. Kısa yol değilmiş. Neyse, gelmiş olduk. Burada kapalı kapı var. Bak, burayı işaretlemedim. Az daha unutuyordum. Hemen burayı da işaretleyelim. Aynen. Burada bir kapalı kapı var. Hatta iki tane, sağlı sollu. Buradan geri döndüm. Burası bayağı büyük. Yukarı doğru devam edeceğim. Aa, bir şey bulduk. Tamam. Bunlardan gene topladık bayağı. Dörde bir bir. Bayağı bir para var. Paradan yana sıkıntı yok artık sevgili dostlar. Şeyde de para var. Bu ne ya? Allah Allah. Daha yukarısı var mı? Var herhalde. Çıkıyor ama. Buradan çıkılamayabilir. Buradan gidemeyeceğiz. Gözyaşı kentine geçiş diyor. Şuradan karşıya bir enerji atlaması yapalım. Hyperdrive. Fakat aynı yer herhalde. Tam buradan geçiş yok. O zaman düşünelim sevgili dostlar, ne yapacağız diye. Müzik harika ya. Bu ne böyle? Buraya düşüyor sürekli. Aşağıdan rest'e gidelim mi? Evet, buraya girdik.
Ben burada bir şey yok, kapalı. Aşağıdan reste gidiyorum ben. Vay. Şuraları bir kontrol edelim öncelikle. Çok sakin bir müzikle eşlik ediyorlar bizi ama bu işin sonu çok sıkıntı çıkarabilir. Böyle bir köklerin altındayız değil mi? Bir yere geldik yani. Belli oluyor. Bu üçlü atıyor. Sıkıntı. Oh. Gel buraya. Soluk cevher olsaydı bir tane daha. Kılıcı şey yapardık. Bilerdik iğnemizi, pardon. Evet, buradan yukarı çıkış var. Şimdi burayı bir bitirelim. Madem çıkış varsa. Burası neden var? Şu platformu mesela neden koymuşlar buraya, değil mi? Dört vuruşta gidiyor yani. Küçük görünmelerine bakmayın. Bayağı dayanıklılar. Aa. E neydi bu şimdi? Bir şey bulduk. Gezginin günlüğü. Bayağı bir günlük bulduk bu arada. Yukarı doğru çıkıyoruz. Aa, yavrucağın sesi. Ya, yavrucak. Buradasın sen kesin. Aman aman aman. Şunlar saldırdı. Şurayı püskürtmem lazım. Abi ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz? Aşağı. Görüyor musun? İki tane şey nasıl işimizi bitirdi bizim. Şu iki tane şey çıkıyor burada. Bu sıkıntı ya. Gel bakayım. Şimdi babana da gideceğiz. Ödülleri alacağız. Aşağıdalar. Burada herhangi bir şey yok şu anda.
Aman aman aman. Buraları yaptık. Haritayı güncellersek ne olur bilmiyorum. Of. Şu banka ulaşsak iyiydi ya arkadaşlar. Ters gidiyorum aslında. Ne olacağım belli değil. İyice karıştırdım. Gel bakayım sen neredesin? Gel gel. Gel bir tane daha hadi. Neyse. Buradan sanki bir yere gidiliyor. Aman aman. Sanki bir yere gidiliyormuş gibi bir his verdi orası. Bir yere çıkamadım. Ne burası? Çözemedim orayı. Neyse orası kalsın şimdi, orayla uğraşamayız. Sola gidelim. Açacağımız bir yer varsa da açarız şimdi. Ha, orası burası. Geçemediğimiz yer. Güzel. Ya peki buraları böyle gezmemiz mantıklı mı? Bayağı çünkü karışacak gibi ortalık. Gelmişken çıkalım değil mi? Bu tek bizim geçişimizi engeller. Başka bir şey yapmaz. Bayağı çıktık. Aa bu ne? Bu ne? Sen ne yapıyorsun orada? Bir şey olmuyor. Belki de oluyor, biz bilmiyoruz. Devam. Gel buraya gel. Gel. Doğru dürüst bir tane vuruş açısı yok. Ha burada da bir yer var. Ha yok. Hep şeye benzetiyorum böyle. Abi onu oraya bir tane şey vuralım mı ya? Arkadaşlar.
O popoya bir tane işaret koyalım mı ya? Şu kırmızıdan koyalım. Buradan bayağı yukarı çıkıyoruz ama iyi bir şey değil ya. Bench'e gitsek çok iyi olacaktı. Burada kesin şey var, boss var. Hak vermeye başladılar çünkü. Baksanıza. 3 tane hak veriyor. Yukarıda boss var belli. Eğer boss varsa girmeyeceğim boss'a, şeye geçeceğim. Sardılar beni ya. Ses kötü, aman aman. Bu kim ya? Aa bu bu. Ufaklık, epey yükseklere çıkmışsın. Bu diyarın ilminin mi peşindesin? Olabilir. Ne söyleyeceksin bana? Bu soluk yer Wyrm. Gömütüdür. Onun ölümü de kesin elbet. Ama kadim bir varlığın ölümü ne anlama gelir? Bana daha çok dönüşüm gibi geldi. Başarısız krallık bunun ürünü olarak ortaya çıktı. Kuyruğuma dadanan sen misin? İstirahatimi engelleyebilirsin. Tamam, ancak bu hisse maruz kalmaya hoşnut bulmuyorum. Bu soluk şeyler dökülen derilerdir. Wyrm'ın bedeni çürüyor. Sonsuza dek çürüyecek. Huzurlu ve hüzünlü bir şekilde. Onun ölümüyle dünya küçüldü. Yanlış anlaşılmadım umarım. Ben bir Wyrm değilim. Ben Wyrm'lara göre çok küçüğüm. Çok fazla uzvum var. Onların bir eşi benzeri yok. Başka? Gürültü yapan, yaratıklara uzak olmak, sessiz sakin yaşamak için buracığa tırmandım. Evet, ta bu kadar yükseğe, ahmakların olmadığı ve karanlığın kaybolduğu bu yerlere çıktım. Onların birlikteliği çok farklı. Wyrm'ın buyruğunun reddedilmesiyle ilgili. Işığın cazibesine karşı koyabiliyorum. Benimle birleşmek istiyor. Aynı zamanda zihnimi düşüncelerden yoksun kılmak istiyor. Yalnızca içgüdülerini kullanabilen bir böcek. Zayıflar. Sanırım artık yoluna gideceksin. Ben de istirahatime devam edeceğim. Gerçi uykum bölününce huzursuzlanıyorum ama neyse. Dur bakalım. Zihnine girdiğin şahsiyet gözetlenmemeyi tercih ediyor. Bu çok rahatsızlık verici ve saldırgan bir davranış. Burası ne acaba? Bakalım. Arkadaşlar buranın yukarısı da var ama ben rest'e gideceğim ya. İnanın rest'e gideceğim. Aşağıyı bitirmek istiyorum. Uzakta da rest ama olsun, rest'e gideceğim. Yani boss'a gidemeyiz. Bu sefer çok ters bir yerde çıkacağız. O yüzden rest'e gidelim. Buramı değil. Evet, bayağı yüksek. Ona katılıyorum. İnim bitmiyor. Evet, buradan geldiğimi hatırlıyorum. Şimdi buradan döneceğiz. Buralara baktık.
burası. Yapma ya. Bir dakika, bura nere? Hı, tamam. Buraları hep dolandık demin ya. Dolandık mı acaba? Bir bakayım. Aa! Bununla mı karşılaşacağız tekrar ya? Oo, burası farklı. Aşağı inemedik biz. Şu resti insek güzel olurdu ya. İnebileceğiz mi? Acayip bir yer burası. Bura ne böyle ya? Of, şu reste gitmek istiyorum ben. Seninle uğraşamam. Dur, tamam. Senin oraya bir işaret koyayım ben. Reste gidersek haritayı güncelleriz. Hiç işaret koymaya da gerek yok. Senle kapışacağız, anlaşıldı. Alta inemedim. Dur bakalım, çözeceğiz. Devam, 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 devam. Yine inemedim. Bura değil ya. Şuradan. Evet. Ne kadar yukarıdaymış orası ya. Yine değil mi? Buradan gidişat. Aa, yine bu şeyden. Bunların olduğu yere şeye koyacağım. Arkadaşlar, işaret koyacağım. Geçit vermiyorlar ya, şu şeyi koyalım. Siyahları koyalım. Tamam. Yine aşağı devam edeceğiz. Anlaşıldı. Aman bu ne? Hadi lan, ne zaman çıktın oraya? Abi bu nedir ya böyle? Abi kaç kaç, şu reste git. Abi şurada dur. Şurada dur abi. Rest nerede? Oh be. Evet, şimdi. Okey. Biraz kafayı rahatlattım arkadaşlar. Tamamdır. Yani buradan gene yol gidiyormuş ya. Vay anasına. Sayın seyirciler. 1042. Paramız varken bir de şuraya girelim. Bura neymiş? Aa. Kılıç ustası. İyi şey, iğne ustası. Oro. Dünyanın sonu olan bu yerde beni nasıl buldun? Neden geldiğini bilmiyorum. Efsanevi iğne ustası Oro'dan iğne becerisi öğrenmeye geldin.
Yüce yeni bilgini, öğretilerimi değer bilenlere aktarmamı emrediyor. Anladım. Ancak karşılığında ödeme almamı emretmiyor. Eğer gerçekten seni eğitmemi istiyorsan karşılığını Gio'ya vermelisin. Gio. Peki. 800. Ver gitsin. Buraya kadar gelmişiz. Aso, hadi bakalım. Ne öğrendik? Atılım darbesi. Büyük darbe ya. X'e basılı tut diyor. Helasomet. Mükemmel bir öğrenci olduğunu söylemeliyim. Helasomet. Peki. İğne becerisini kavrayışın, güç açlığın, bana kardeşlerimi hatırlatıyorsun. Öğretebileceğim her şeyi öğrettim. Dünyaya dön ve beni yalnızlığımla baş başa bırak gezgin. Bam. Finer. Peki. Sana da saygılar usta. Burada başka bir şey var mı? Yok. X'e basılı tut. Ya bunu yapıyorduk zaten. Bir saniye. Bir saniye. Onu mu geliştirdik ya? Şunu mu geliştirdin? Ha, bir saniye. X'e basılı tut. RT mi? X'e basılı tutun. RT. Atılım darbesi. Bir saniye şimdi bulacağız. Çözemedim. Ha, böyle. Kayarken bırakıyoruz. Okey. Bu değil. Tamam. Enerjiyi topladık. Kayarken bırakıyoruz. Topladık. Kayarken bırakıyoruz. Ya bu zor ya. Bosslar çok hızlı. Yani bunları yapmamız çok zor. Yani böyle atlayacağız, zıplayacağız. Sonra kayarken bırakacağız. Neyse. Artık deneriz. Şuraya bir geçelim bakalım. Ne var ne yok burada. Korkuluk gibi bir şey herhalde. Daha güçlü kardeşlerim. Evet. Burada ne anlama geliyor tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bayağı bir yer açtık. Hemen şöyle haritaya bakalım. Gideceğimiz yerler var. Şuradaki yeşil yolda hatırlarsanız karşılaştığımız ta oyunun en başlarında bir kızla burada da karşılaştık tekrar. Onunla kapışabiliriz ikinci kere. O olabilir. Şimdi buradan oraya gideceğim. Onu deneyeceğim. Olmazsa buradan yukarı çıkıp Ahmakların Arenası diye bir yer varmış. Oraya bakarız, ne olduğunu anlarız. Burayı bir yapmaya çalışalım işte. Burayı deneyeceğiz böyle. Oradan belki buraya ulaşırız. Yani şuradan burayı açarız diye düşünüyorum. Buradan başka giden yer var mı bilmiyorum. Şimdilik bunları yaptık. Videoyu sonlandırıyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar, önümüzdeki videodan devam edeceğiz. Herkese bol oyunlu günler, eğlenceli dakikalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla.